Herhangi bir sorusu olan var mı? Derse başlamadan önce. Yoksa başlıyorum ben. Evet. Sıfır. Başka? Sıfır. Sıfır. Güzel. Şimdi gençler, burada negatif olursa içerisi eksiyle çarpacağım. Pozitif olursa da direkt çıkaracaktım. Eğer buraya da karıştırıyorsak bir an için değer verin. Sadece içerisinin negatif ya da pozitif olduğunu anlayabilmek için. Eksi 3 artı 2 oldu eksi 2 yazınca. Demek ki burası negatif. Eksi 2 artı 1 yani burası eksi. C eksi 1 A eksi 3 ne oldu? Öndeki eksiden dolayı artı 3 oldu. Burada da eksi 1 var yani 2. Eksiyi çarpalım. Eksi A artı B. Eksiyi çarpalım. Şöyle yaz. Evet, sıfır doğru. Diğer soruya bakalım. Bir. Pekala. X'in nasıl olmasını istiyorsunuz? 2 olsa 5 üzeri 2'den 25 olur. Çok küçük kalır. Ama 3 olsa 5 üzeri 3 bu sefer 125 olur. Bu da çok büyük olur. O zaman 2 ile 3 arasında olması gerekiyor X'in. Buraya yazacağım zaman yani 2'den sonuçta X büyük pozitif olur. Ama 3'ten de küçük olduğu için burası da negatif olur. Artı ile çarpıyorum. Eksi. X'ler gitti. 1. Doğru cevap.
8. Başka? Şimdi burada şöyle düşünmek gerekiyor. Şu mutlağın içi 3 çıkmış. Nasıl 3 çıkabilir? Ya 3 olacak, 3 diye çıkacak veya eksi 3 olacak, 3 diye çıkacak. Şimdi bu birinci durumu incelersek bu tarafa attım. 9. O halde içerisi ya 9 ya eksi 9. Yani x'e ben ya 11 vereceğim ya eksi 7 vereceğim. Geldim bu tarafa. Eksi 6'yı bu tarafa attım. 3. Ya içerisi gerçekten 3 çıkacak. Yani x'e 5 vereceğim. Veya eksi 1 vereceğim. Mutlaktan 3 diye çıksın. Çıkan değerlerinde eksi 7, 11, 5, eksi 1. Topladım. 16 eksi 8 daha artı 8. Devam. İlk mutlağın içindeki 3 eksi 3 x. Ona göre yazın. Hocam. Tamam. Şimdi gençler, mutlakta çarpma ve bölmeler ayrılabilir. Yani mutlakları iki şekilde ayırabiliyorsun böyle. Ya da şöyle ayırabilirsin. Bunu sadece mutlak içinde çarpım yapabiliyorsan ya da bölme verildiyse ayırabiliyorsun. Burada nasıl çarpma dediğim şey ne? Eksi 3 parantezi alsam x eksi 1 olur. Mutlağım var. Bak iki tane çarpım var. Eksi 4 parantezi alsan x eksi 1. 5 parantezi alsan x eksi 1. Buradaki ayırdığın zaman şöyle ayırırsın. Şimdi bu pozitif olarak çıkacak sonuçta 3. Pardon. Mutlak bu. 4 diye çıkacak. Bu da 5 diye çıkacak. 20. Elimde artı 3 tane aynısından. Bundan eksi 4 tane, bundan artı 5 tane. Bu 8 etti. Çıkardığın zaman 4 tane mutlak x eksi 1 var. 20. Sadeleştirdim. Mutlak x eksi 1 5'e eşit. Demek ki içerisi ya 6 vererek 5 çıkacak veya eksi 4 vererek 5 çıkacak. 6 eksi 4 2. Alttaki soru. Bir dakika uğraşın. Hocam 4.
Bu soruda şöyle yapıyorsunuz gençler. İki tane olsa da sıkıntı yok. Atıyorum, örnek veriyorum. Şöyle bir şey verdiği zaman ve minimum a'yı sorduğu zaman herhangi bir tanesini sıfır yapsan yeter. Yani x'e eksi 1 versen zaten çıkan sonuç 4 olacak. Veya x'e 3 de versen, burası 0 olduğu için yine 4 çıkacak farkındaysan. Yani bir tanesini senin 0 yapman mutlak zaten minimum sonucu verecek. Ama 3 tane olduğu zaman bunu yapabilmek için her birini denemen lazım. Yani her bu mutlağa 0 çıkararak sonuca bakman lazım. Bu mutlağa 0 çıkarabilmem için 1 verdiğinde 0, 2 ve burası eksi 2 ama mutlaktan 2 diye çıkacak. Ve sonuçta 4 çıktı. Bu cepte. Eğer ben eksi 1 verdiğim zaman, yani buraya 0 çıkardığım zaman burası 2, burası 4, toplamda 6. Eğer burasını 0 yapacaksa 3 verdim, 2, 4 ve 0, 6. En küçük olan bu olmuş oluyor. Bazen dikkat edin, minimum a için x kaçtır diye yazarlar. Yani ne sorduğuna da bakın, direkt minimum deyince hesaplarken belki x'i de soruyor olabilir. Ona dikkat edin. O zaman da x'e 1 derdin. Bakalım. Bakalım merkezi bir yapsın. Ben boştu mu? Evet. Şimdi bakalım. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız kare almaya çalışıyor. Arkadaşlar karesi şöyle olduğu zaman alabilirsin. Mesela küçük verir, büyük verir fark etmez. Eğer şöyle bir şey varsa o zaman her iki tarafın karesi alınır. Bir şeyler çıkarırsın. Ama böyle olduğu zaman x artı 1 ya gerçekten x eksi 2'ye eşittir veya x artı 1 bunun eksilisine eşittir. Olayı şöyle düşünelim. Ya 3 3'tür veya 3 şöyledir. O yüzden bir normal birbirine eşit diyorsun. Bir de normal birini eksiyle çarpıyorsun. Bu iki durumdan biri doğru olacak. X'ler gitti. Bu 1 eksi 2'ye eşit çıkmadı. Burada da bakıyorsun, bu tarafa attım, bu tarafa attım. 1. X dediğim şey 1 bölü 2. Demek ki X'in 1 bölü 2 olursa bu sonuç doğru çıkarmış. Anlaşıldı mı? Var mı sorun gençler?
dakika bekleyelim üstteki için. Cevap var mı? 28 bölü 3. 28 bölü 3. 28 bölü 3. 28 bölü 3. Pekala. Burada baktım. X eksi 2. Yine aynısını yapacağız. 2 x eksi 8 birbirine eşit olabilir. Veya x eksi 2 eksi 2 x artı 8 yapacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Çıkan x sonucu, bak uyarı. Çıkan x sonucunu gelip burada denemem lazım. Negatif olursa almam. Çünkü o zaman hatalı olur. Bunu bu tarafa aldım. X 6 çıktı. Bunu bu tarafa aldım. 10 çıktı. Her tarafı 3'e böldüm. 10 bölü 3. Tamam. Şimdi bize herhangi bir şekilde tam sayı olsun diyor mu soruda? Demedi. O yüzden 6 verdiğin zaman burası pozitif çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani 6 var. 10 bölü 3 verdiğin zaman doğru çıkıyor mu? Yani pozitif çıkıyor mu? Bu zaten 3 virgüllü bir şeydir bakın. Bu 3 virgül bir şey. Sen 3 virgüllü bir şeyi 2 ile çarptığın zaman ve eksi 8 ile topladığın zaman negatif çıkar haliyle. Eğer öyle hesaplamak istemiyorsan çarparsın. Eksi 8 yaptığın zaman eksi 4 bölü 3 çıktı. Yani burası negatif çıktı. Bu iptal. Cevap neymiş? Bir tane değer varmış. O da 6. Evet. Var mı sonucumuz? 2. Eksi 1. Evet, bakalım doğru mu? Şimdi eksi 2 3x artı 4, 13. Doğru mu? Bu şekilde yazıyoruz. Aslında bunu unutan arkadaşlar için şöyle söyleyebilirim. Mesela A diyelim ki mutlak X ve B ya. Mutlak X için şunu söyleyebiliyoruz. Mutlak iki türlü insandır. Bir X de olabilir, eksi X de olabilir. O yüzden biz bunu bu şekilde de kabul ediyoruz. Bu şekilde de kabul ettiğimiz için
Burayı eksi, yani bu şekilde x yapabilmek için eksiyle çarptığın zaman yön değiştiriyor. Aslında olay buradan çıkıyor. Yani biz niye mutlak olduğu zaman bir eksi 2'ye 13, bir de bunları eksiyle çarpıp bir yer değiştiriyoruz? Mantıklı olması için. Yani bir bu şekilde ve bu şekilde yapıldığı için biz şurayı x yapabilmek için eksiyle çarpıyoruz. Aynı mantıkta. Şimdi bu şekilde yazdım. Bir de ne yapacakmışım? Bu şekilde yazacakmışım. Şimdi her önce bu denklemi yapalım. Her tarafa eksi 4 ekleyelim. Dokuz oldu. Üçe böldüm. Bu çıktı. Her tarafa eksi 4 ekleyelim. Ekledim. Üçe bölelim. Bu çıktı. Şimdi buradaki x değeri eksi 1, 0, 1 ve 2. Buradaki x değeri bu nedir? Eksi 5 virgül. Bakın şöyle sayı doğrusu çizersem daha iyi anlarsınız. Eksi 5 küsürlü bir şey. Şöyle bir şey. Bu nedir? Bu da 0 virgül 6'lı bir şey. Negatif. Bak eksi 5 burada. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Burada 0 var. Senin şu eksi 6 şuralarda bir yerde. Eksi 0 virgül 6. Yani sen bunu alabilirsin. Bunu, bunu, bunu ve bunu alabilirsin. X için ne diyebiliyormuşuz? Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Buradan aldığın değerle buradan aldığın değeri görüyorsun. O zaman x'in alacağı değerleri söyleyelim. Eksi 1, 0, 1, 2, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 alıyoruz. Toplayalım. Nedir cevabım? Eksi 12. Var mı sorun? Son kısmı tekrarlarsanız iyi olur. Toplama kısmı mı? Şura kırmızı kısmı mı? Kırmızı hocam. Şuraya mı diyorsun? Aynen. X'i buluyoruz ya. Tamam. Evet. Şimdi şöyle. Şöyle bir dakika sileyim. Şimdi 17'yi 3'e bölsen ne dersin? 5, 15, 2. Buraya bir 0 koyduğun zaman buraya bir virgül koyarsın. 6 dersin, 18. Yani bunu tam bölmene gerek yok. Ama biliyorsun ki 5 küsür bir şey. 5 küsür bir şey. O yüzden senin sayı doğrunda, sayı doğrusunda tekrardan daha bir yönü çizelim. Sayı doğrunda 5 virgül küsür burada. Buraya baktığın zaman 2 3'e böl. Bölemiyorsun değil mi? Bir 0 koydun. 0 koyunca şöyle koyman lazım. 6 defa var. Devam eder bu. 0,6 da şurada. Eksi. Aradaki değeri yazalım. Eksi 5 küsür olduğu için eksi 5 burada. Sonra eksi 4. Sonra eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Ve sonra da zaten şurada 0'ım var. Bu aralıkta eksi 0,6 olur. Senin alabileceğin ne değerleri var o zaman? Bu. Senin çünkü bittiğin aralık şurada. Senin sınırların bu. Sınırların üstünde eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 var. O yüzden bunu yazdık. Anladın? Anladım. Evet hocam anladım. Güzel.
0 ile 7 arasında. Sıfırla yedi arası. Sıfırla yedi arasında. Pekala. Şöyle yazdım. Artı bir eklesem. Şöyle. Şimdi buraya bakalım. Bu buradan çıktı. Her tarafa artı 2 ekliyorum. Şöyle. Tamam. Bununla bunun aynı x'e sahip olması lazım. Çünkü bir tane x var ortada. Adam sana diyor ki benim x'im bunu sağlıyor, bunu da sağlıyor. O zaman aynı değerlerde olmalı. Bakıyorum. Şimdi bunu daha uzun olabilir. Bir tane daha verebilir de eşitsizlik. O yüzden şöyle yapmanız lazım. İki eşitsizliği de sağlayan aralığı bulmamız lazım. Eksi 5 ve 7 burada. Tamam mı? Buradaki 0 ve eksi 7 ama 7'yi dahil etmiş o da. Tamam, biri dahil etmiş, biri dahil etmemiş. Şimdi olayı şöyle değerlendir. Bu adam buradan başlıyor, buraya kadar gidiyor ama seninki alttaki sıfırdan başlıyor ve buraya kadar gidiyor. O zaman ortak aralık ne? Ortak aralık buraya baktığın zaman en büyüğünü almalısın. En büyüğü. Sıfır. Dahil değil. Buraya baktığın zaman da en küçüğü almalısın. O zaman benimki 7'yi aldım. Tamam mı? Birinde dahil, birinde dahil değil. Demek ki ben dahil etmemem lazım. Çünkü ikisini de ortak değil. Yani ikisi de dahil etseydi dahil edeni alırdım. Almadım. Demek ki x'im bu 0 ve 7 arasında hepsinde varmış. Yani 1 burada da var, burada da var. 2 burada da var, burada da var. 3 bunda da var, bunda da var. 4, 5, 6 hepsinde var. Bunun dışında hangi sayı söylersen söyle ya yukarıda yok ya aşağıda yok. Bu ortak sayılar. Bunların toplamını sormamış. Bize sadece çözüm kümesi sormuş. Ya şöyle yapmıştır büyük ihtimal. Şöyle sorunun cevabı olarak bırakmıştır. Anlaşıldı mı? Evet, yani tek ortak sayıları alıyoruz değil mi? Tabii tabii, ortak sayıları. Yani adam gelip şuraya bir tane daha sayı vermiş olabilirdi mesela. 2 x küçüktür 4 olsun, atıyorum şu an kafadan. Biz bunu, bunu yerden bulalım şu 3'üne bakarak. Buraya baktığın zaman ne beklersin? En küçük olanı. Çünkü bu şekilde gittiği için en burada kim varsa sen gidip bak. Biri mesela eksi 5 de burada. Eksi 5 bu tarafa gidiyor sonuçta. 0 burada diyelim. O da bu tarafa doğru gidiyor. 2 de burada. O da bu tarafa gidiyor. Hepsi nereye gelecek sonunda? Buraya gelecek. O zaman ben ne yapmalıyım? Hangisine bakmalıyım buraya baktığın zaman? En büyüğüne bakmalıyım. Burada en büyüğüne bakıyorsun. 2. Buraya geldiğin zaman da bunlar bitiş noktaları. Kim erken bitirdiyse onu alırsın. Kim bitirmiş? Bu bitirmiş. Demek ki hepsinde bu aralık var. Ben sadece bu aralığı alırım. Evet hocam. Tamam. Evet. Hocam x'ler toplamını sorsaydı yine ortak x'leri mi alacaktık? Evet. Ortak x zaten burada mesela 3 olsaydı cevap 3 olurdu. Başka x yok ortak. Daha önceki soruda yani ikisinden de x aldık. Nasıl? Daha önceki soruda. Aynı soruda. Hangisi? Evet. Yani iki aralıktan da x aldık. 17, eksi 17 ile ikisini sağlayan da şöyle bir şey. İkisinde de olan sayıları almadık mı? Hayır hocam. Pardon. İkisinde olan sayıları almadık. Özür diliyorum. Neden almadık? Anlatayım. Çok güzel bir soru. Çünkü şu. Burada kaç tane x eşitsizliğin verilmiş? Bir tane. Hayır, bir tane. Hayır, sen aslında sana sorulana bak.
tamam. Bir tane verilmiş. Bunun verdiğin zaman bu aralıktaki bir sayı da sağlıyor. Bu aralıktaki sayı da sağlıyor. Ortak sayılar birbirini sağlıyor. Çünkü mutlaktan atıyorum buradaki verdiğin zaman eksi 3 çıkıyor ama zaten 3 çıkacak. Atıyorum buradaki verdiğin değer bir şey çıkacak. Bu bunu buradaki sayılar da bunu sağlıyor. Buradaki sayılar da bunu sağlıyor. Yani ikisi sağlıyor. Burada önemli olan şey şu. Burada çıkan x değerleri. Şimdi ezberimde yok ama buradaki çıkan x değerleri, buradaki x değerlerinde bir tane ortak değer çıkabilir. Mesela 2 bu da burada da 2 çıkmıştır, burada da 2 çıkmıştır. Sen toplamını yazarken buradaki sıradaki bütün sayıları ve buradaki sıradaki tüm sayıları yazıyorsun ama aynı sayıları bir kere yazacaksın. Yani 2 var diye burada, burada da 2 var diye 2 defa 2 yazmayacaksın. Bir. İkincisi dediğim gibi bu eşitsizliği sağlayan bir tane denklem yok. Dediğim gibi 2 tane var ama buradaki denklemden yani mutlaktan çıkacak sayının sağladığını gösterdiği için. Ama buraya baktığın zaman 2 farklı eşitsizlik var ve sen bu eşitsizlikten çıkan sonuca bakıyorsun. Ve bu eşitsizlikten çıkan sonuca bakıyorsun ve diyorsun ki benim x değerim ortak 2 tane x var burada bir yukarıda bir aşağıda ve ikisi de farklı eşitsizlikte. Yani farklı denklemde. O yüzden çıkan sonuç ikisini de sağlamalı diyorsun. Bunu çok rahat nasıl anlarsın biliyor musun? Örnek veriyorum. Şu hemen bizim eklediğimizi bir dakika sileyim. Mesela 7. Tamam mı? 7. 7 ne yaptım? Burada dahil ettim. Burada dahil etmedim. Şimdi ben buraya 7 versem sağlıyor mu? Üste 7 versem sağlıyor mu? He? Hayır. Sağlamıyor. Ne yaptın? Hataya düştün. Ama sen ilk 7 vermek istiyordun. Hani ayrı ayrı düşünseydin. Ama buradaki ne yapıyor? Sağlıyor. İşte diyor ki adam x'ler aynı x'ler. Aynı Ali'den bahsediyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Kişiden bahsediyoruz ama niye farklı? Bana aynı olan hem yukarı sağlayan hem aşağıyı sağlayanı bul diyor. Anladın? O yüzden ortaklar alıyoruz. Evet. Ama yukarıda zaten bir tane denklem var. Biz bu denklemden yola çıkarak iki tane denklem bulduk. Her verdiğin değer zaten sağlayacak. Evet. Bir dakika süre. Eksi 4. Eksi 4. Bakalım. Ne olması gerekiyor? 3 üzeri 4. Yani bir 2 olabilir, bir de eksi 6 olabilir. O halde eksi 6 ile 2'nin toplamı eksi 4. Doğru. Altıncı soruya bakalım. Bilerek şıkları vermedim. Şıksız yapalım diye. Yapmaya çalışın. Sonra beraber yapalım. Şimdi bu soru nasıl çözülüyor biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi buraya bakalım. Diyoruz ki x eğer şöyle yazalım. X eksi 6 mı? 6'dan büyük olursa mutlak nasıl çıkıyor? Artı şeklinde çıkacak. Küçük olursa 6'dan küçük değer verirsem x'e ne çıkacak? Eksi. Bu mutlak için ne söylüyoruz? Keşke bunu biraz daha ileri çizseydik. Bu da eksi 4.
Eğer eksi 4'ten büyük değerler verirsem, yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 verdiğim zaman artı. Ama eğer küçük değerler verirsem negatif. Burada yapacağım 3 farklı aralık çıkıyor bana. Niye? Diyor ki sen x'e eğer eksi 4'ten daha küçük sayılar verirsen bu mutlak ve bu mutlak nasıl çıkacağını sana söylüyor. Diyor ki eğer aralık bu şekildeyse senin bu mutlağın eksi çıkacak. Bu mutlağın da eksi çıkacak. Ve sonuç 12 olacak diyorsun. Ama neye şart aldık? Şartım bu. Yani çıkan sonuç da eksi 4'ten küçük olmak durumunda. Çünkü ben onu baz alarak mutlağa çıkardım. Eksi 2x artı 2 12 attım buraya. X ne çıktı? Eksi 5. Doğru mudur? Gerçekten x küçük mü eksi 4'ten çıktı? Değil mi? Öyle çıktı. Bu sefer de diyorum ki eksi 4 ve 6 aralığında olan sayılarda x eksi 6 mutlağı negatif, x artı 4 mutlağı da pozitif çıkıyormuş. Tamam. Negatif diye de pozitif çıkaralım. Burada x'ler gitti. 10 eşit mi 12'ye? Değil. Demek ki buradaki aralıklar boş küme. Yani sağlamaz. Geldik bu arada. Bak bu birincisiydi. Bu ikincisi. Şimdi son üçüncü kısım. Üçüncü kısımda diyorsun ki x büyükse 6'dan şartıyla yola çıkıyorsun. Burası pozitif çıkacak. Diğeri de pozitif çıkacak. 2x eksi 2 eşittir 12. At bu tarafa. Ve x ne çıktı? 7. Gerçekten x 6'dan büyük mü? Yani 7 büyük mü 6'dan? Evet büyük. Bu da sağladı. Demek ki bu aralıktan ne geldi? Eksi 5. Bu aralıktan da 7 denklemimi sağlıyor. Benim ne diyor? Çözüm kümesini soruyor. Eksi 5 ve 7 liste şeklinde yazabiliriz. Hocam. Efendim dostum. Bu tarz sorularda her çıkan şeyi deneyeceğiz değil mi? Hani negatif, 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 pozitif, bir de pozitif, pozitif çıkar ya. Aynen. Hani çıkabilir ya. İşte her şeyi deneyeceğiz değil mi? Evet. Böyle şey koyacağız çözüm kümesini. Aynen. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şıklarda sonuçta bunlar varsa ben şıklardan giderim. Şimdi gerçeği konuşalım. Şimdi bu kadar uğraşmaya... Hani ben hızlı yaparım. Yani bunu bu şekilde yaparım ama sonuçta ben sürekli yaptığım için hızlı yaparım. Sen ne yaparsın? Düşünerek yapacaksın. Hata yapmamak için. Bu da zaman alacak. Böyle bir yerde şıklardan gitmek daha mantıklı. Şıklarda zaten eksi 5 ve 7 olacak. Sen önce eksi 5'i koyarsın. Bir tane eksi 5 doğruysa... Mesela örneğini hemen... Şıkları bulabilirsem söyleyeyim. Dur bir dakika. Şurada bir yerde. Mesela bulamadım ama şöyle söyleyeyim. Şıklardan gitmen gerekecek. Gidersen daha rahat çözersin. Eğer bulursam söylerim yine ben. Tamam. Ya da bir tane daha soru yazalım. Olur. Şimdi şıklardan gidersek dedik ama soru şöyle sorulursa şıklardan gidemezsin. Şöyle sorduğu zaman ortada sadece toplama olacağı için şıklar senin kendin değer bulman gerekecek. Bul bakalım.
Evet. Herkes yapıyor mu? Hocam sen. Dört. Başka? Dört. Yapıyorum. Şimdi bakın, bu mutlak şey için bakalım. Hatta renkli bir kalem alayım. Buradaki eksi 4, 0 yapan buradaki 3. Eksi 4, 3. Ben şimdi buraya odaklanırken kime odaklanacağım? 3'e. Eğer 3'ten büyüksem artı, küçüksem eksi. Geldim x artı 4'e. Eğer eksi 4'ten büyüksem, yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 diye gidiyorsam artı. Burası için eksi dedim. 3 tane tanım aralığım çıktı. Yani 3 tane bu değerleri kullanacak sayılar çıktı. Bunlar bu arada sonsuza doğru gidiyor. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Şimdi eksi 4'ten bu tarafa doğru gidiyorsam, yani x küçüktür eksi 4 ise mutlağım nasıl çıkacağını söylüyor. Diyor ki negatif olarak çıkacak. Bu da negatif olarak çıkacak. Eksi 3x artı 2, 10. Attım bu tarafa. 8. X eşittir 8 bölü 3 eksi. Tamam mıyız? Evet. Ama senin ne demiştik yola çıkarken? Şunu sağlıyor mu? Ona bakın. Sağlıyor mu? X'in küçük mü eksi 4'ten? Sağlamıyor. O zaman bunu alamıyoruz. Bu değeri. Geldik buraya. Eksi 4 ve 3 de dahil olmak üzere. Onu da çok soruluyorlar. Eksi 4 ve 3 de dahil olmak üzere. Şimdi negatif, pozitif, şuraya da bakıyorum tabi artı olduğu için direkt yazdım, 10, eksi x artı 10 eşittir 10, yani x sıfırmış. Sıfır olabilir mi? Var mı bu aralıkta sıfır? Var. O zaman olur. Çünkü bu aralıklar olması lazım, anladın mı? Sen şimdi diyorsun ki ben bu aralıktayım diyorsun, yani benim x'im, mantığı şu. Benim x'im bu aralıkta, tamam mı? Benim x'im bu aralıkta ve sonsuza doğru gidiyor derken işlem yapıyorsun ve sen şu aralıkta bir değer buluyorsun. Bu olmaz. Sen şimdi diyorsun ki ben bu aralıktayım diyorsun. Tamam. İşlemini yapıyorsun ve sıfır buluyorsun. Tamam, sen bu aralıktasın. Doğru. Sıfır kullanabilirsin ve sıfır sağlayacak. Bu. Şimdi diyorsun ki ben 3 ve 3'ten büyük olabilirim diyorsun. Hemen bakıyoruz. Hepsi artı çıkacak. Attım. X 4. Evet olabilir. 4'üm var burada. O zaman 0 artı 4 ne çıktı cevap? 4. Hocam. Efendim? Hocam. Eksi 4 ve 3 dahil olabiliyor ya. Hı. O zaman x küçük eşittir 4 olmayacak mı aşağıda? Koyabiliriz, sıkıntı yok. Ben senin için bütün aralıkları yazayım. Tamam. Tamam. Var mı buraya kadar soru? Yok ama bir soru, sorum var. Sor. Buradan insan niye şıklardan gidemezdik? Gidemezdin çünkü toplamını verecek sana. Toplamdan nasıl gideceksin? Evet. Ama aralık olarak verse gidersin tabii ki. Bu da neyi gösteriyor? Sen her zaman nasıl olsa ben bunu şıklardan gidiyorum öğrenmeyeyim değil. Ben her zaman söylüyorum. Öğren ama gerekmedikçe yapmazsın. Ama gerekeceği durumda da bilirsin ve yaparsın. Evet.
Anlaştık. Mesela şıklardan gidecek bir soru yazayım. Tamam. Bu tamamen şıklardan gidecek. Normal bunu liste şeklinde yazsak çok uzun sürer. Şöyle. Tabii pardon. Tabii kısa sürecek şeyler de yaparım ama kafanız karışmasın diye. Şimdi şöyle yapalım. Burada ben hemen 0 vererek A ve D şıkkını elerim. Mesela hızlı yapmak için. 0 verdiğim zaman sağlıyor mu? 16 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Mesela tak tak tak. Çünkü 0 0 buradan bir şey gelmiyor. 0 verdiğim zaman 4 diyor çıkıyor ama olmuyor. Demek ki ya bu ya bu. Şimdi ne oldu? 4 versem sağlaması gerekiyor. Eğer sağlarsa işaretleyeceğim. Sağlamıyorsa bunu işaretleyeceğim. Bu kadar basit. 4 ver. 8 çıktı. 4 verdim 4. 4 verdim 4. Aşık. Kaç saniye mi aldı? Evet hocam. Yazan arkadaşlar için bekliyorum. Yani bu sorunun cevabı şu olabilir. Ya hocam işte siz liste şeklinde normal çözseydik matematiksel. O zaman şöyle bakman lazım. Ya 3 tane 3 şekilde tablo çizeceksin ki çizemezsin. İç içe geçmiş var. Veya şöyle yapacaksın. X'in küçüktür sıfırda diye düşünüp önce bunu, bunu ve bunu çıkaracaksın. Bir tane mutlak kalacak. Yine oradan bir daha ayıracaksın. Sonra X büyüktür sıfır gibi. Zaten bilerek sana burada toplama sormaz. Burada şıklardan gidebileceğin şekilde sorar. Maksimum liste şeklinde sorabileceği şey ikili. Başka bunu üçlü versiyonunu sormaz. Kitaplarda bazen çıkar ama sınavda veya çoğu yerde, çoğu kitapta da ikili çıkar. Soru. Hocam 4 eksi 1 hocam 3. Bakalım. Şimdi burada ne yapacağız? Bu bir soru tipi. Yani genelde zaten konuları böyle tekrar olsun diye yazdıklarımın çoğunu tek yani. Bakın arkadaşlar çözün. Eksi 4 nasıl ayırmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. Genelde şu eksi 4'ü kullanacağım bir eksi, yani ayıracağım sayı verir. X'e x. X eksi 4. X artı 2. X eksi 4. Burada yapılan en büyük yanlış
şunlar gidiyor hocam deyip sadece şöyle yazıp hocam işte cevap ya eksi birdir ya da başka hangi değeri verebiliriz? Var mı? Ya da eksi üçtür diyebilmek. Yani ya bir çıkacak içerisi eksi bir vererek ya da eksi bir çıkarmak için eksi üç veriyorsun. Cevap bu diyorsun. Hayır. Bu doğru ama bir tane atladın. Çünkü buraya 4 verdiğin zaman burası 0 oluyor. Burası da 0 oluyor. Yani buradaki 0 olayını atlamamak lazım. Yani bir tane daha aslında değerim var. O da 4. Çözüm kümende 4, eksi 1 ve eksi 3 şeklindedir. Şunu da ayırt edelim. Bilmeyenler olabilir. Normalde unutabilir, gözünden kaçabilir. Şöyle liste şeklinde yazdığı zaman yani tık tık tırtıllı orada eleman yazılır. Yani birer tane, ikişer tane sadece tek yazabilirsin. Yani eksi 4. Bu bir tane elemanın sağladığını gösterir. Eksi 3, eksi 2. Bu iki tane elemanın sağladığını gösterir ya da bunun gibi 3 tane. Ama parantez koyduğun zaman bu yazılan iki aralığın dahil olmadığını sadece arasındaki değerlerin sağladığını gösterir. Ya da köşeli parantez birine koyduğunuz zaman bu 4'ün sağladığını denklemde, eksi 4'ün sağlamadığını ve aradaki değerlerin sağladığını gösterir. Veya iki tarafa köşeli parantez koyduğun zaman da eksi 4 de 4 de sağlayıp arasındaki değerlerin de sağladığını gösterir. Ama şöyle tırtıllı koyduğun zaman içindeki parantezdeki o elemanların sadece sağladığını gösterir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hocam bir şey soracağım. Sor gelsin. Şimdi bu iki tane mutlak ya. Bir artı artı bir de eksi artı diye atsaydık ne olurdu? Olmazdı. Neden olmazdı? Çünkü sen burayı artı çıkaracak x değerlerini bilmiyorsun dostum. Yok ben diğer tarafa göre şey yaptım. X eksi 4'e göre. Şöyle bir şey. Orada ama çıkarma nedenimizi kaç... Şöyle. Çıkarsak da çıkaralım. Attım. Bu arada geçen süreye de bakman lazım. Hangisi daha avantajlı diye. 4'e 1 eksi artı x'e x. Eksi 1, 4. Tamam mı? Bitmedi. Şimdi bir de eksilisini çıkaracağız. Attım. 0. Eksi, artı, pardon. Evet, doğru. X, eksi 4. Eksi 3'e 4. Zaten 4 almıştım. Bir de eksi 3'ü dahil ettik. Aynı sonuç çıktı mı? Çıktı. Ama bununla bu aynı süre mi? Yani bu da sana bağlı. Biz eksi 1'i almayız. Hı. Eksi 1'i almamamız gerekiyor. Çünkü eksi 4'ten büyük olacak mı? Evet. Şimdi yok alabiliyoruz. Yok, bunu yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sadece süre. Hocam o kontrol etmedim. Kontrol edebilir miyiz? Neyi? Şeyleri. X'lerin alabileceği değerleri. X 4'ten büyük olacak ya birincide. Şimdi X 1 4'ten büyük değil. Şimdi şöyle dostum. X 4'ten büyük olunca burası. Tamam mı? 4'ten büyük olunca mevzusu yok. 2 mutlakta buna bakmazsın demiştim. Senin dediğin olay mutlak olmazsa bakarsın. Yani şöyle söyleyelim. Sen şimdi 2 mutlak varken 3'e bakıyorsun. 3 eksi 3'e bakıyorsun. Doğru mu? Bir şey değişmez. Ama mutlak yoksa o zaman negatif çıkarıyor mu diye sadece bakarım. Mesela böyle bir soru olsa ben otomatikman sadece 4'ü almam lazım.
Sadece 4'ü almam lazım. Ayrıyetten iki mutlakta çıkardığın zaman, bir tarafını çıkardığın zaman diğer sorulara bak. Küçüktür, büyüktür hiç yapmadık. İki mutlak eşitliğinde bu şekilde ayırdık, doğru. Ama hiç bu bundan x küçüktür şöyle, x büyüktür böyle demedik. Doğru. Hadi gönlün rahat etsin, onu da yapalım. X büyüktür 4 için çıktı diyelim. Tamam mı? 4 büyük. O zaman ne yapacaksın? Eşittir de olsun. Olması gerekiyor. 4 alacaksın. X küçüktür 4 için dedik. Altına eşittir koyalım. Yani kimle alacaksın? Eksi 3 alacaksın. Burada kimi kaybettik? Eksi 1'i kaybettik. Değil mi? Evet. Evet. İki mutlak olunca böyle yapıyoruz. Aynen. Son bir sorum var. B şıkkı. C şıkkı, D şıkkı, bu da liste şeklinde, bu da E şıkkı. Bunu ben çözeceğim. Şimdi gençler, reel sayı ne demek? Tüm sayıları alabilirsin demek. Hatta reel sayının bir gösterimi de şudur. Tamam mı? Tamamını alırsın, sıfır alamazsın diyor. Gerçekten sıfır alamaz mıyım? Yerine koyalım. Sıfır koyduğun zaman birden sıfır çıktı. Bir, onun biri çıkacak. Bir sıfırdan büyük mü? Büyük. O zaman niye sıfır alamayayım? Değil mi? İptal. Buraya baktığın zaman bu da diyor ki eksi bir ile bir alamazsın. Bakalım bir alabiliyor muyum? Bir koyduğumda sıfır çıkıyor ve sıfır sıfırdan büyük olamaz. Doğru, bir almamam lazım. O yüzden bu doğru bir cevap olur. Eksi bir alamaz mıyım? Doğru, eksi 1 de alamam. Bu da doğru bir cevap olur. Bu eğlenir bu sefer. Çünkü bu sadece 1 alma demiş. Şimdi ben eksi 1 ile 1 alma demiş ya. Buraya baktığın zaman bu eksi 1'i almış bak. 1'i alma demiş. 1'den sonra tüm negatifleri alabilirsin demiş. Yanlış. Bu da 1'den almış ama eksi 1'i bu sefer de eksi 1'i unutmuş. Negatiflerden hiçbir değer sağlamıyor mu ki? Yani ben buraya eksi 4 versem, eksi 5 versem, eksi 10 versem. Sonuçta çıkan sonucum sıfırdan büyük olacağı için benim negatiflerim nerede? Yok. Demek ki neymiş cevabım? Reel sadece eksi 1 ile 1'i çıkaracağız. Değil mi? Hocam yine anlatabilir misiniz? Tamam dostum. Bak şöyle yapayım. Mesela ben genelde çözerken şunu öneriyorum öğrencilere. Mesela x'e bir eksi 10 ver. Tamam mı? Büyük bir değer olduğu için. Eksi 10 verdiğin zaman burası ne çıktı? Mutlakta. Burada 10 pozitif, eksi 9. Yani 10 büyüktür 0'dan. Doğru değil mi? 10 versem yine aynı sonuç çıkacak. Değil mi? Yani ikisi sağlıyor mu? Sağlıyor değil mi? Farkındaysam 10 da versem, eksi 10 da versem, yani büyük bir değer verdi. Pozitifle negatif kısmını sağlıyor. Doğru mu? Evet. O halde senin bu şekilde sadece pozitifleri alamazsın. Çünkü sağlayan negatifinde var. Bunu alamazsın. Sağlayan pozitifinde var. Şimdi o zaman ne? Reel sayı gerçekten olacak. Ama sağlamayan eşitliklerim var. Eğer sıfır eşit olursa burası benim için kötü olur. O halde bu şıklara bakarak diyor ki biri sıfırı çıkar diyor. Hani bütün sayıların içinden sadece sıfır sağlamaz diyor. Bakıyorum sıfır sağlıyor mu? Sağlıyor. Diyorum ki niye çıkarayım bunu? Yanlış söylemişim. Bu diyor ki biri çıkar diyor. Biri çıkardığın zaman doğru. Burası sıfır oluyor. Güzel. Ama sadece bir değil. Eksi bir de burayı sıfır yaptığı için bu şıkkı işaretliyorum. Hocam ama x'e 1 verirsek... Ver dostum. O zaman 0 çıkıyor ya. Tamam ama 0 büyük olmaz ki 0'dan. İşte olmuyor. Tamam işte bu da buraya çizgi koymuş. Alma diye. Evet. Yani hepsini al diyor ama diyor bunları alma diyor. Evet.